Şimdi söyleyeceklerimi özellikle işin fizyoterapi kısmı için açıklıyorum. Vücudun bir yerinde kan dolaşımı ya da sinir iletimi sekteye uğradığı zaman bedenimiz şöyle yapar. Oraya yeni kan damarları kılcal damarlanmalar ya da yeni sinir sonlanmaları sinir tohumcukları atar. Yani oradaki kanlanmayı desteklemeye çalışır, sinir iletimini desteklemeye çalışır. Fakat botoks söz konusu olduğunda yeni oluşacak olan sinir uçları mevzuyu bir kısır döngüye dönüştürebilir. Herkese yeniden merhaba. Botoks dendiğinde herkesin aklına ilk kozmetik anlamda uygulanan botoks geliyor ama bu bir botoks yaptırın ya da yaptırmayın videosu değil. Özellikle fizik tedavi anlamında botoks kullanımı ve genel olarak yine botoksun ne olduğunu, hangi alanlarda kullanıldığını anlatacağım. Kimsenin vaktinden çalmak istemem bu yüzden en başından söylüyorum. Botoks, botulinum bakterisinden elde edilen ki nörotoksik bir proteindir. Botulinum toksinin ilgili bölgeye zerk edilmesiyle o bölgede kısmi ve ve geçici felç oluşturulması amacıyla uygulanan bir yönteme verilen genel isim. Uygulanan bölgedeki sinir uçlarının geçici felç edilmesi sağlanıyor. Kırışıklık görünümünü engelleme adına kozmetik amaçlı da kullanılıyor ama uygulanan bölgedeki kasa gelen sinir uçları 4 ya da 6 ay kadar etkisi sürüyor bunun. Eğer kas çok gergin ve spazmlıysa 3 ay kadar da çekilebilir. Bu bölgedeki sinir uçları geçici felce uğratılarak o kasın Gevşemek doğru tabir değil ama anlaşılır olması için kullanıyorum. Gevşetilmesi kasın kendisini bırakması sağlanıyor. Çünkü sinir uyarımı gelmeyen kas çalışamaz da. Sizlerin en çok bildiği kozmetik alandaki kullanımı. Kırışıklığa neden olan gergin ve sürekli kullanılan ya da sürekli kasılı duran çünkü bazen kasların tonusu dediğimiz durumun artması da söz konusu olabiliyor. Tonus bir kasın dinlenme halinde yani herhangi bir işle yapmazken böyle karıştırma yapmazken buradan örnek vereyim. Dinlenme halindeki katılık miktarını tanımlamak için kullandığımız bir terim. Eğer kişinin kas tonusu herhangi bir sebepten artmış ise Normalde o kası kullanmadığı zamanlarda dahi kasın kabarık göründüğünü ve oradaki kırışıklıkların çok daha belirgin olduğunu görebiliyoruz. Şimdi söyleyeceklerimi özellikle işin fizyoterapi kısmı için açıklıyorum. Vücudun bir yerinde kan dolaşımı ya da sinir iletimi sekteye uğradığı zaman bedenimiz şöyle yapar. Oraya yeni kan damarları kılcal damarlanmalar ya da yeni sinir sonlanmaları, sinir tohumcukları atar. Yani oradaki kanlanmayı desteklemeye çalışır, sinir iletimini desteklemeye çalışır. Fakat botoks söz konusu olduğunda yeni oluşacak olan sinir uçları mevzuyu bir kısır döngüye dönüştürebilir. Çünkü oradaki kısmı felç geçecek ama bu sefer daha çok sinir sonlanması, sinir dalı, sinir lifi orada olduğu için daha gergin, daha katı bir hal alabilir kaslar. Bu hemen öyle bir hafta 10 gün içerisinde olan bir şey değil ama tekrarlı yapılan uygulamalarda dikkat edilmesi gereken bir husustur. Keza fizyoterapi içinde neden önemli olduğunu anlatacağım şimdi. Botoks uygulaması sadece kozmetik alanda kullanılmıyor. Felçli hastalarda ya da serebral palsi dediğimiz rahatsızlıkta da sıkça başvurulan yöntemlerden biri. Bu hastalarda spastisite dediğimiz kontrolsüz bir kasılma refleksi söz konusudur. Belki çevrenizde bir hasta vardır, biliyor olabilirsiniz ama bilmeyenler için Örneğin kolunda, kol kaslarında kontrolsüz kasılma, spaste varsa şayet Kişinin kolu, eli, avucu, parmakları bu şekilde kalabiliyor. Beni can kulağıyla dinleyenler diyecek ki madem botoks uygulamasının süresi 4 ya da 6 ay ve geriye daha da kasılarak dönebiliyor. O zaman neden felçli hastalarda yani kolu bu şekilde kalmış? Basit örnekler üzerinden gidiyorum. Bu uygulamayı kullanıyorsunuz, daha çok kasılacak çünkü. Evet haklısınız. Ama burada uzmanlar birlikte çalıştıkları ekiple beraber bir kar zarar hesaplaması yaparlar. Örneğin elin bu şekilde kalması kişiyi öldürmez fakat avuç içerisinde hiç açılamayacak durumdaysa ve oranın hijyeni sağlanamıyorsa o zaman yaralar oluşabilir bir süre sonra çünkü tırnak batabiliyor deriye ve orada yara yapabiliyor. Bu olmasa bile sürekli kapalı durması sebebiyle artık yara yapmaya açık yaralar enfeksiyon oluşmaya başlayabiliyor. Dediğim gibi avcı böyle tutmak kişiyi öldürmez ama enfeksiyon oluşması ölüme sebep olabilir. Bu sebeple daha çok kasılacağı, daha kötüye gideceği bilinse dahi botoks uygulanabilir. Ben basit örnekler üzerinden anlatıyorum ama siz genele bu bilgiyi yayabilirsiniz ya da hasta baldır kasındaki yoğun spastiste kasılma nedeniyle yürüyemiyor olabilir. Onun yürüme faaliyetini zorluyor olabilir. O zaman burada fizyoterapideki çalışmaların da ne yönde gittiğine bakılarak yine baldır kasına botoks uygulaması yapılabilir. Böylece kişi taban teması sağlayabilir zeminle ve baldır kasına zıt yönde çalışan kasların da kuvvetlendirilmesi sağlanarak ki bu uygun vakalarda kullanıldığında bizlerin spastik olan kasın aksi yönünde çalışan, zıt yönünde çalışan kas kasları kuvvetlendirebilmemiz adına çok büyük avantaj sağlıyor. Bu gibi sebeplerle ve o 4-6 aylık süreç fizyoterapiyle çok çok iyi değerlendirilerek sonrasında daha kuvvetli bir kasılmanın da gelecek olması göze alınarak hastanın faydasına bir gelişme sağlanabiliyor. Spaste geri dönecek olsa bile zıt yönde çalışan diğer kasların kuvvetlendirilmesi sağlandığı için artık ayak bileğini hasta hareket ettirebilir hale gelebiliyor. Fakat burada hastanın durumunun ki yetişkin de olabilir, inme geçirmiş bir hasta hasta da olabilir. Serebral palsili bir çocuk da olabilir. Hastanın durumunun çok iyi değerlendirilmesi gerekli. Eğer bahsettiğim kazanımlar sağlanabilecek durumda değilse botokstan çok fayda görülmediğini meslek hayatımda deneyimlemiş olduğumu da söylemeliyim. Botoks uygulamasındaki botulimin toksin maddesinin bir nörotoksin olduğunu söylemiştim. Elbette bununla ilgili yan etkiler de görülebiliyor. Bakalım uzmanlar botoksun yan etkileriyle ilgili neler söylemişler. Tabii merdiven altı uygulamaları bunun haricinde tutuyorum. Yani orada artık neler olabilir bilemiyorum. Toksinin iğne ile uygulanması sebebiyle görülebilecek bazı yan etkileri var. İğnenin cilt altına girdiği alanda batma hissi, yanma hissi oluşması, ağrı da buna eşlik edebilir. Yine aynı alanda ödemin oluşması. İğnenin battığı, deriye girdiği alanı kastediyorum bu arada. Tüm uygulama yapılan bölgeyi kastetmiyorum. Yine iğnenin battığı bölgede eritem oluşması. Eritem kılcal damarlara kan toplanması sonucu cilt üzerinde görülen kızarıklıklar için kullanılan bir terim. 3-10 gün kadar sürebilen cilt altı kanamalar ki bunlara da ekimoz diyoruz. Uygulamanın tekniğine ve uygulanan bölgeye göre oluşan yan etkiler. Lokalize hafif geçici baş ağrısı, ağız çevresinde uygulanmışsa şayet asimetri oluşması, kayma olabilir. Özellikle gülümserken ya da konuşurken bir taraf biraz daha diğerinden farklı pozisyonda durabilir. Buna asimetri diyoruz. Boyun kaslarında zayıflık ya da istenilen etkinin alınamaması söz konusu olabilir. Nadir görülen yan etkiler var bir de. Lokal olarak kısmi felç görülmesi. Aslında amaç zaten o bölgede geçici bir felç oluşturmak ama daha yoğun bir etkinin görülmesi olarak düşünebilirsiniz istenmeyen kas hareketleri, bulantı, kusma hissi, uyku hali, bayılma, hafif düzeyde lokal yani bölgesel ya da genel anlamda kas ağrılarının olması ki öyle sanıyorum ki burada uygulama yapılan bölgedeki özellikle kişide genel bir fasya gerilimi varsa fasya dediğimiz şey vücudumuzun içini bir örümcek ağı gibi saran kılıf. Bu kılıf tepeden tırnağa vücudumuzda hiçbir kesinti göstermeksizin bütün dokuları küçücük küçücük sonra genel gruplar halinde paketleyerek devam eden bir ağ dokudur. Tahmin ediyorum ki bu söylediğim yan etkiyi yaşayan insanlarda genel bir fasya gerilimi söz konusu olabilir. Yoksa lokalize bir uygulamanın tüm vücudu etkileyecek bir kas ağrısı oluşturması çok görülebilir bir durum değil. Üşüme ve ağız kurulu. Daha uzun sürebilen yan etkileri de var. Özellikle göz çevresi yapılan uygulamalarda göz kapağı düşüklüğü, üst göz kapağı ya da alt göz kapağının düşmesi, göz kapaklarının kapanamaması durumu, çift görme, bulanık görme, gözyaşının azalması. Şimdi gözyaşını sadece ağlamak olarak düşünmeyin. Normalde de sürekli salınan bir gözyaşı vardır ve bu gözümüzün kurumasını engeller. Yutma güçlüğü, konuşma güçlüğü ya da bazı seslerin çıkarılamaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Daha genel görülen yan etkilere bakarsak ürtüker bunu kurdeşen olarak da bilirsiniz halk arasında böyle söylenir. Kaşıntı, döküntü, eritem ki az önce söylemiştim ama daha genel vücuda yayılmış eritem alanları da görülebilir. Disipne dediğimiz nefes darlığı ya da astım hata geçirilebilmesi. Eğer mevcutta kişide astım rahatsızlığı söz konusuysa bununla ilgili semptomların biraz daha yükselebilmesi durumu. Yumuşak dokuda ödem gelişebiliyormuş. Bir de anafilaksi dediğimiz durum görülebiliyormuş. Bu da vücudun aşırı alerjik reaksiyon vermesi. Bütün bu bahsettiğim yan etkiler sadece kozmetik botoks uygulaması için değil, az önce sözü edilen rahatsızlıklarla alakalı da görülebilen durumlar. Felç geçirmiş bireyler özellikle de bilişsel fonksiyonları yerindeyse ve kendileriyle ilgilenen fizyoterapiste uzmanla iletişim halindeyse botoks uygulamalarından biraz daha fayda görebiliyoruz. Burada bizi engelleyen şey spastenin çok yoğun olması olabiliyor. Bu sebeple de yeni sinir sonlanmalarının geleceğini de hesaba katarak yapılabilirsiniz olacak olan çalışmayı uygulamayı buna göre yönlendirmek gerekiyor. Çünkü botoks uygulaması ile beraber evet kas çok güzel gevşiyor ve rahatladığını düşünüyorsunuz ama fakat bu 4 ay sonrasında fizyoterapi anlamında çok yoğun çalışarak geçiremiyorsanız maalesef elimizde daha kötü bir uzu, daha kötü bir ekstremite olabiliyor. Artık nereye uygulanmışsa kol ya da bacak yani botoks uygulamasına doğru karar verilebilir. Güzel de bir uygulama yapılabilir. Çünkü bunda dozaj da çok önemli. Kası ne kadar, oradaki siniri ne kadar ne dozajda felce uğratacağımız da önemli. Ama hasta ya da hasta yakınları kendi üzerlerine düşen vazifeleri yerine getiremiyorlarsa maalesef olumlu bir sonuç alınamayabiliyor. Aynı durum çocuk hastaları için de geçerli. Üstelik çocuklarımızda bazen zihinsel gerilik, epilepsi ya da otizm gibi sıkıntılar da duruma eşlik edebildiği için botoks uygulamasına karar vermek ya da botoks uygulamasından fayda sağlayabilmek çok daha zor olabiliyor. Bugün de anlatacaklarım bu kadardı. Dilerim sizler için faydalı ve verimli bir video olmuştur. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve çevrenizdekilerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Hala kanalıma abone değilseniz sizleri de aramıza bekleriz. Bir başka konuda bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.